Elden Ring Speedrun. Hadi bakalım. 18.57. Vallahi bunu izlerim ben. Got a lot of good attempts today. I mean, if I don't get it, I'll definitely get sub 20. Ya sen canın sağ olsun. Getting it before me, but it is what it is. I've tried my best. Ha, ekranı büyütmedim mi? Büyüteyim, pardon. Şöyle büyüttüm burayı aslanlar. Beraberce izleyelim. I should have practiced the zip to Godfrey more. Like I think I would have had sub 20 if I actually practiced it more. But unfortunately, I just assumed I would get it. Ya muhteşem bu speedruncı tayfa, bir de çıplak bitiriyorlar ya bu oyunları. Çıplak bitirmelerine de ayrı hastayım. Ah! Ha, boss'la kapışacağına daha hızlı geçiyor oraya, okey. Happy birthday. Yo, Delgico, thank you for the prime sub. Also, Barnabas, Basil, thank you. Fearless, thank you for the 2-year resub. And I'm gonna fall asleep in like 5 seconds. Adamın SSD kapı açma animasyonundan daha hızlı diye uğraşıyoruz ha. Ne gerek var? Şuna gerek yok ya bence. Hani kapı açma animasyonunu... What the fuck? Çözünürlüğü düşürdü lan. Niye? Ha, daha hızlı yüklensin her şey diye çözünürlüğü düşürüyor değil mi? Hey, Aaron Keen, thank you for the 5-month reset. Bir an aklım almadı yani. Ne yapıyor? Oğlum sen kapı açmada baktın. Ha, spinning slash mi attı? Şu böyle fıt 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 saldırısını attı. We gotta run started. I can play turning to aid you. You need O to the foot. Then it summon me. Ah, I bequeath. It will summon Torrent to treat him with. Ha, çok glitchliymiş yani bu koşu. Ya, tümüyle glitchli geçmiyordur ama bosslarda çıplak haliyle ne yaptığını görünce biraz şeye coşarız. Ya bu arada şu anda beni YouTube'dan izleyen arkadaşlar varsa kesitlerden mesitlerden, yayının 8. saatindeyim. Elden Ring'i bitirdim demin de speedrun'ın üstünü izliyorum. Biraz o yüzden enerjisiz gözükürsem şaşırmayın. Bir yandan da Facebook'taki son yayınımızın finalini yapıyoruz şu anda. Ya şu 2-3 saniye için ne uğraşıyorum be dayı. Neyse dur bakalım. Bu glitchlerle mıliçlerle geçmeler beni biraz sıkıyor. Keşke glitchsiz yapsaymış. Belki glitchsiz yapan da çıkar daha sonra. Ama bosslarda ne yapacak yine merak ediyorum. Çünkü zorunlu olarak dövmesi gereken bir 6 tane falan boss var sanırım. Minimum. Ve eminim hiç level falan almıyordur. Ne yapıyor? Bir yere uçuyor yine. Fall damage da mı almıyor? Nasıl buldun bunu ya? Yani... Hmm.
Yani şey, tamam glitch mi hoş ama ben birazcık skill görmeyi seviyorum açıkçası speedrunlarda. Hani şeyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Dark Souls speedrun'ını izlediğimizde herif alleme diyordu, kulleme diyordu ama 3-5 tane boss'u hakkıyla kesiyordu ya da silahlarda bir açık buluyordu falan. Bu ne yapmış merak ediyorum şu an. Çok ilginç şeyler buluyorlar çünkü. And I don't, I mean, I don't need low resolution unless I'm doing the zips, so. Why am I still streaming? Because I'm committed to this sub 20 grind, but it's... O fırlamaları yapmayacağım zaman çözünürlüğü düşünmeme gerek yok diyor, okay. It's getting really late, I'm getting really tired. A little break helped a bit though, I'm feeling a bit better now, but still... Almadığım silah buldum ha. Bende yok bu silah mesela. I'm getting real tired. Ulan biz de diyoruz ki oyundaki her şeyi gördük herhalde diyoruz ha. Speedrun'cının aldığı ana silah bizde yokmuş. Jim Boss, thank you for the prime sub. I have not seen the video of Will Smith hitting Chris Rock. Will Smith'in Chris Rock'a vurması da haber olmuş ha. Burada bile konuşuluyor. Akademiye girecek başka bir yol yok demek ki. Bak bir yandan Chris Rock'la Will Smith'in tokatlaşmasını konuşuyorlar ha. You can do it, Dust. Thank you for the 3 months. Gökhan FPS arttırmak için çözünürlük kısmıyormuş. Aksine dedi. Fırlatma glitch'ini yapacağım zamanlarda lazım oluyor dedi. Ki gördüğünüz üzere bak. Yalnız bu fırlatmayla inanılmaz yol kat edersin ha. Aa şey yapacak. Değil mi? Yıkılmış o fırtınalı topraklara gidip bu atlamayla son boss'a doğru fırlayacak. Do it second try always. I mean, it was that. Acaba was that second try? Acaba From Software bunları izleyip böyle falan diyor mu içten içe? Merak ediyorum yani. Ne? Bu ne, yükleme ekranı mı? Ne oldu? Save load mu attı? Ne attı? Ne yaptığını anladım. Ne yaptığını anladım. Teleporter bunu Farum Azula'ya gönderiyordu ya. Farum Azula'ya gönderirken oyunu çökertti. Save load yaptı. Bunu ilk başlarda şeyde de yapıyorlardı. Bu aşırı saldırgan böcek saldırdığında öldüğün bir kare varmış. Orada ölümsüz kalıyormuşsun. O ölümsüzlüğü alabilmek için tam geberirken oyunu çökertiyorlardı. Oyunun orada böyle seni tam ara bir pozisyonda kaybediyordu. O yüzden teleporter'ın kendini atacağı yere, yer yerine Farum Azula'nın baş noktasına gitti. Ne işler ne işler ya. Aa. Niye zırh giydi ki? Ha, Heroes Rune da aldı. Bir şeyler yapacak yani.
Ha eyvallah Gökhan, çok sağ olasın. Takip ediyorsun sen bu adamı demek ki, eyvallah. Hayır çünkü burada da şey dedi, çözünürlüğü düşünüyorum çünkü tam o saldırı yapacak pikseli tutturmam gerekiyor demişti ama galiba belli bir FPS'i mi tutturması gerekiyor onu yapması için? Ha belki de FPS'i tutturmaya çalışıyordur. Öte yandan 60 FPS tutturursun ya. Gerçi bilmiyorum adamın ekran kartı sistemine. Ama 2000'de rahat oynuyor gibi. Ama neyse, bilmediğimiz işler. Bunların işine akıl sır ermesin yeğenim. Peki nasıl buldu o glitch'i ya? Kendini ileri fırlatma glitch'ini. Yani şey kafamda canlanmıyor. Yani kodu modu okumadan burada durayım, kendimi şarjlayayım, oyun beni ileri fırlatsın. Yani nasıl? Nasıl buluyor ki bunu Yeah, yani? switching resolutions didn't lose me any time. Metronomla timing'e çalışıyordu o gün için, ruh hastası. Ama iyi de yani arkadaşlar, o kadar fazla eşofor var ki. Spesifik bir eşofor çok spesifik bir anda beni ileriye fırlatıyor. Yani bunu ne yaptı? Bütün eşoforları mı denedi yoksa şey mi? Abi ileri fırlatma var. Bu ileri fırlatmada kesin bir hata vardır falan mı dedi yani. İşte gerçi speedruncılar şeyi biliyor ya. Nereden ne çakallık bulacağını biliyor. Oyun motorlarının standart açıklarını falan biliyorlar. Burada kullandıkları motor neticede şey. Önceki Souls oyunlarında kullandıkları motor. Haliyle adam belki şey biliyordur. Hani motorda nereler hassas, nereyi Yo, kastırsa patlatır filan. wait, who died? Mitch? Öyle düşünüyorum yani. Yo, what's up, Haiti? Oyundaki çoğu oyuncunun başına gelen bir glitch'ti bu ama çok kısa bir mesafeye fırlatıyordu. Üzerinde günlerce çalışarak bu seviyeye getirdiler. Eşofor ile alakası yok. Ha, okay. Hey, Mr. Game and Sleep. Ha burada ölmemek için de çabası. Bu şimdi bunu Volcano Manor'a atacak. Aa bak, gitmediğimiz bir yer kalmış. Glitchsiz speedrun nasıl olacak Elden Ring'in acaba?
Ya glitchsiz derken hani böyle tuhaf tuhaf jumplar, wall hackler bilmem neler kullanmayan bir speedrun. Yoksa şey okey. Yani ne bileyim o izlediğimiz Dark Souls'da böyle silahı değiştirip değiştirip çıt 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 bir şeyler yapıyor diye onlar okey ama herif hiç kendini duvarlardan duvarlara fırlatmıyordu yani. Bu bana bir tık daha az keyifli geldi mesela speedrun olarak. Anlıyorum bu arada yani herif aslında hiçbir ekstra program kullanmadan oyunun kendi içindeki kırıklardan geçiyor ama ben şeyi daha çok seviyorum ya. Mesela Breath of the Wild'da taşı çat 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 diye vurarak çok fırlatabileceğini fark eden krallar falan gibi böyle. Biraz bilmiyorum fazla glitch glitch olmuş bu böyle herhalde. Bunu da tam ayrı nedir ama bilmiyorum yani. Hiç glitchsiz de olmaz açıkçası Piranha'sı. Biraz glitch kullanacaklar tabi. Ama bu da biraz fazla şey be. Yani herifin bunları keşfetmekteki emeğine saygı duyuyorsun. Ama biraz da şey istiyorum. Speedrun oyuncusunun skilline saygı duymak da istiyorum ben. Oo herif ne biçim peri attı falan gibi şeyler de arada görünce biraz daha keyifli oluyor bir speedrun izlemek açıkçası. Ben ona daha çok hayranlık duyuyorum. Gerçi daha kimseyle dövüştüğünü görmedik bu arada reisin. Belki inanılmaz oyuncudur. Orada bütün bu dediklerimi yutabilirim ha. Peşin peşin söyleyeyim. Karanlığa göz at abi var farklı alanlarda speedrun'ı bu aynı en iyi yüzde. Ha, okey bu şey. Anladım anladım. Gerçi bunları yapan adam onları da yapar yani. Ne yaptı herifi de mi glitchledin lan? Kapıya uzaktan girersen boss'un yapay zekası devreye girmiyor ha. Ya bak mesela bunu takdir ettim. Niye bilmiyorum. Galiba wall hack'ler veya böyle nasıl söyleyeyim size? Bunu anlatması biraz zor işte. Herkesin speedrun keyfi başka. O yüzden keyif alan kimseyi eleştirmiyorum. Yapan adamı da eleştirmiyorum ha. Çünkü speedruncılık biraz böyle delilik istiyor. Yani böyle duvarların içerisine girip clipping gördüğümüz zaman bende böyle oyunun gerçekçiliği kırılıyor ya. O gerçekçilik kırılınca herhalde canım sıkılıyor biraz. Benim görmek istediğim böyle o herif oyunun gerçekçiliğini, gerçekçilikten derken yani fiziksel bütünlüğünü, duvarların reelliğini kırmasın. Ama o kadar iyi oynasın ki anasını ağlatsın. Mesela şeyi işte seviyorum. Herif kapıya bir trik yapmadı yani. Kapıya sadece daha uzaktan girince boss'un canlanmadığını fark etmiş. Onu yaptı. Mesela aa okey. Bu bende böyle şey. Oo helal. Hani aklıyla, zekasıyla yenmiş falan gibi oluyor. Öbür türlü bende psikolojik olarak şey oluyor böyle. E abi şimdi o duvarın gerçek olmadığını biz de biliyoruz. Ama sen duvarın içinden yürüyünce bizde şey oluyor. Affedersiniz yazılım sikiyormuşsun gibi oluyor. Ya bunun yazılım olduğunu biliyoruz biz de abi. Hani nasıl söyleyeyim? Hani böyle Matrix'in içerisinde Neo böyle Matrix'i o kadar iyi biliyor ki süper hareketler yapabiliyor ya onu görmek güzel. Ama böyle duvarlardan yürümeye başladığı zaman bir anda böyle ama işte abi dövüş izlemeye gelmiştik falan. Bilmiyorum anlatabildim mi o psikolojiyi? Abi böyle adamlar hayattan nasıl keyif alıyor acaba? Şimdi şöyle abi. Adam speedrun yapıyor diye oyun oynamaktan keyif almıyor diye düşünmemek lazım. Aksine bu adam bundan keyif alıyor. Yani bu şey demek gibi işte. Ben çift elde zıplayarak oynadım koca oyunu. Belki birisi gelecek diyecek yuh ulan be diyecek. Koca oyunu çift elde zıplayarak oynamış hayvan. Halbuki bu oyun atıyorum.
işte bir elinde kılıç bir elinde kalkanla oynanır. Yani bu adamın oyun tarzı bu. Bu adam oyuna girip oyunların içerisinde tünel açmayı seviyor. Bunun kafa yapısı bu. Ben takdir ediyorum, speedruncıları genel olarak çok severim. Yani çoğu speedrun'ı çok severim. Ama işte biraz şey var. Yani speedrun da çeşit çeşit. Glitchsiz giden, %100 speedrun yapan, tüm bosslar speedrun yapan, no hit speedrun yapan, şimdiki abinin yaptığı gibi her türlü yöntemi kullanarak speedrun yapan. Hatta bir aralar yazılım assisted speedrunlar çok vardı. Sonradan onu saldılar galiba. Bir de yazılım assisted speedrun var yani. Dışarıdan yazılım kullanan speedrun yapanlar. Ama mesela onlar da aynı standartlarda kullanıyorlar yazılımları bir yerden sonra hak geçmesin diye. Yani şey gibi düşünün bunu. Mesela olimpiyatları da izlersin. Bakarsın bir sürü vatandaş koşuyor. Ama herkes kendince koşuyor ya. Kimi 100 metre koşuyor, kimi 500 metre koşuyor. Kimi triatlon yapıyor, 2 kilometre koşuyor. Herkes koşuyor ama herkes farklı bir yapıda koşuyor. O yüzden... Hiç yapay zeka devreye girmeme falan kullanmadan... Ya işte budur ya. Ben burada ister istemez adama saygım artıyor arkadaşlar ya. Ne de olsa çok ustaca dövüş izliyorum ben şu anda. Ben bunu oyunun 150. saatinde dövdüm. Adam kapıdan girip dövdü yani. Respect. 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 Bir de mesela ben hızlı dövmeyi daha çok seviyorum. Boss Rush. Boss Rush mantığı bana şey açısından daha keyifli geliyor. Ne diyeyim? Mesela speedrun yaparken boss'u çok hızlı kesmesi gerekiyor ya. Çok hızlı kesmek bana çok keyifli geliyor. Mesela şeyler beni bir tık sıkıyor. No hit. Tamam no hit ama. Ya da şey abiler var ya böyle üstadlar böyle herif giriyor. No hit. No roll, no dodge, işte sadece tahta sopa. Bir tanesini izleyeyim dedim bir kere, 20 dakika. Tamam herif oyunun ustası olmuş, kralı olmuş ama ileri zıpla, geriye zıpla, sopayla vur. İleri zıpla, geriye zıpla, sopayla vur. Ya büyük ustalık, ben yapamam. Ama böyle şeyi hissetmiyorsun. Yani herif inanılmaz zor bir şey yapıyor, müthiş. Ama ben hızlı boss kesmeyi daha... takdir ediyorum. Böyle herif bir giriyor, boss böyle ne oluyor lan falan diyor. Deyip boss'u öldürüyorlar ya. O böyle şey gibi oluyor. Traktörle boss'u ezmişler gibi oluyor. Aşırı keyifli oluyor açıkçası. Aa. Ulan yapıp yapamayacağından emin değildi herif galiba. Acayip heyecanlandı şu an. Abi geldi son boss'a. İnanılmaz bir şey. Ay bakayım bunu nasıl dövecek? Buglayacak mı? Buglamaz da düz döverse... Abi inanılmaz. E kardeşim bu Horfrost Stomp'u nerflediler. Oy. Oo, ulan nasıl ucundan ucundan kaçıyor be. Helal olsun. Yani işte şey bende ayrı bir saygı yaratıyor ya arkadaşlar. Hani tamam speedruncı falan herif ama oyunu da oynuyor abi. Şey gibi değil hani. Haha glitch buldum her şeyi hileledim değil. Mesela bossların bir tanesini takılarak dövdü ama. Final 2 boss'u hiç takılmadan dövdü ya. Şey boss'ları kitlemeden dövdü yani. Bu ustalıktır ha. Ha eski patch'te mi oynuyor? Ha. E olsun. Ama eski patch'te Horfrost Stomp biraz şeydi hatırlarsanız. Broken'lık abidesiydi. Hatta biz de Radan'ı keserken onu spamleye anasını alatmıştık Radan'ın. Ah be şu hissi o kadar iyi biliyorum ki. Tam geberteceğin herifi uçuyor gidiyor ekranın öbür köşesine. Baksana bütün chat şey yazıyor. No! Filan yazıyor. Canı da çok az çünkü şerefsizin level atlamadığı için.
Gerçi canı çok az dediğim yine fena değil canı ha. Aha osurttu. Yes. Helal lan. Helal lan. Oh my fucking god. Helal olsun. Ama yani hani böyle yeterince gaz hissetmedim açıkçası, yalan olmasın. Daha gaz speedrunlar çıkar inşallah. Final run of the night. Ya helal olsun ama adamı. Baksana sesi nasıl titriyor. Ya aslanım benim ya. What the fuck? Jesus. Ya harika be. Bu herifin kanalı neymiş? Distortion mu? Bu Distortion bizim şey resmi lan. Dark Souls resmi bu. Bu bizim meşhur Dark Souls resmi. Aynı resmi bu. Bu arada herifin kanal baksana şu an Elden Ring'in çöpünü atsa millet 1 milyon 2 milyon izliyor. Helal olsun lan sana reis. Ben de basıyorum subscribe'ı. Yani çünkü şimdi ben izlerken speedrun'ın belli şeylerini sevmedim dedim ya. Seven var, sevmeyen var işte. Sevdiğin yeri bulacaksın aslında. Yani speedruncılar çeşit çeşit içerik sunuyor. Hello. And so essentially how this works is for some reason if you're blocking and you're if you're holding block and you're walking and you tap forward or tap in like different directions at like a specific pace, sometimes your character will do this. Like you'll see. I really don't know what's going on. I haven't gotten any sort of. Aa, yeah, burada keşfetmiş bunu. I just teleported all the way up the cliff. Now there's even crazier examples of this. I will show another one which is helal olsun be. You can see here. Bir de bak Reddit'te görmüştüm bir tane. Burada da var mı acaba? Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.